Evet, yeni videoya hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün ne yiyeceğiz diyormuşum. Tabii ki öyle bir şey demeyeceğim. Arkadaşım aradı, dükkandaydım. Dedi ki, burada bu arada sel uyarıları falan var. İnanılmaz bir yağmur yağıyor sabahtan beri, dün akşamdan beri. Ara dedi ki, buraya da biz drift'e gidiyoruz dedi, böyle 3-4 araba. Sen de gelir misin? Dedim canım, yani herhalde dedim aklını yitirdin yani. Bu nasıl bir soru? O şimdi arabaya bindik. Gidiyoruz, yoldayız. Bakalım, umarım tek parça geri dönebiliriz. Şehir merkezine yakın bir yerde bir yer varmış. Spot varmış. Oraya gidiyoruz. Umarım güzel bir video olur. Size POV çekeceğim bugün. Arabayı da bu arada ilk defa uzun zamandan sonra otoparkın dışına bir yere çıkardım. Arabayla 70-80 mili geçtik yani ilk defa. Sanırım arka bushinglerde sıkıntı var. Arabada böyle uğultu var sürerken. Sanırım onlar kötü olmuş diferansiyeldeki. Şu anda duydum sesten, yola çıkaraktan tahmin yürütüyorum. Umarım sağ salim gideriz. Elemanlar da yazdım. Benim şehir merkezine gitmek çok mantıklı değil. Çünkü şehir merkezi 30-40 dakika ötede. Şu an araba kayıyor sağa sola. Arkadaşın evine geldik. E36 şurada gördüğünüz gibi, geçenki E36. Bir iki tane de araba gelecek herhalde, onlar da biz orada buluşacaklar. Gideceğimiz yaklaşık 30 dakika, inşallah sağ salim gidebiliriz. Ve umuyoruz ki güzel arabalar gelir bir iki tane daha. Ve gelmese bile biz kendimiz yaparız. Biliyorsunuz kendi kendimize eğlenebiliyoruz. Kendimiz yapar, gazlarız ederiz, size video çekerim. Ama gideceğimiz yer güzel, böyle geniş alan, orada hızlı şekilde drift yapabileceğiz inşallah. Bir aksilik olmazsa. Böyle bir yağmur yok. Hiç yaptığımız akıl işi değil ama gidiyoruz yani şu an, bakalım. 10 dakika var. Sonunda böyle lokasyona geldik. 3 tur attık şöyle şurada neresi diye tam bulmak için. Ben yanlış girmişim, arkadaş beni takip ediyordu. Ama şu anda mekandayız. Böyle burası intersection. Tam böyle alt tarafı yolda kapalı. Evet, 2.30 başladı gördüğünüz gibi. Mekan çok iyiymiş ha. Güzel. Evet, saltın sahibi diyor, bura diyor öğrenmen lazım daha diyor. Tam istediğin gibi yapamıyorum. Benim gösterirsin, yaparsın. 360 yaptım gördünüz mü? Şurada gayet iyiydi. Duman çıkıyor. Klasik E36. It was a nice 360. 360 was nice. Evet, gayet iyi, gayet iyi. Not bad. Let me come there. Arkadaş Honda Accord'un bagajına oturacak.
Honda Accord'u takip edeceğim ben yan yan. Bakalım nasıl video olacak. Güzel olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi bunun yerler kuru olduğu için şeyin altında kalıyor, köprünün altında kalıyor. O yüzden lastiği hemen bitecek. Ve buradan 30 dakika yolumuz var. Gidemem yani eve gerçekten. O yüzden çok güzel içeriği çıkarıp az lastik yemeye çalışıyorum. Bakalım. No, faster, faster. Faster! Çok yavaş gidiyor. Etrafına döneceğim hızla yanından geçip. Dedim araba kimin dedim sahibi. Kızımmış dedim insurance var mı? Var diyor. Sick. Entry denilen de olayı deneyeceğim. El freni çekiyorsunuz araba tam çıkacakmış gibi oluyor ama geri geri geliyorsun öyle çıkıyorsun yola giriyorsun. Tam anlatamadım ama onu deneyeceğim. Hiç daha önce denemedim. Hep yapmak istiyordum. Şimdi eleman fikri verdi. Şurada deneyeceğim bakın geleceğim buradan. Geri geri araba böyle akacak. Sonra buraya gireceğim. That was a 360 entry. No, it's weird, man. I think we're gonna move the BMW from there. Okay, I'll move it. Yeah. That was a little too much. Nasıl yapacağım bilmiyorum ya. Vallahi bileniniz varsa söylesin. Şu düşünüyorum şu an. Az önce direkt çektim. Araba direkt dönüyor. Az çekmem lazım sanırım el frenini. Ve sol ayak freni yapmam lazım yaparken çok araba kaymasın diye. Bakalım. Bir daha deneyeceğim. Oh.
driftimizi yaptık. Denedik birkaç bir şey. Güzel oldu, güzel görüntüler çıktı. Şu geri girme işini bir türlü yapamadım. Ama sanırım onun için biraz da hızlanmak lazım ya. Öyle o hızlarda olacağını düşünmüyorum. Herhalde doğru bir yer değildi bunun için. Lastiğe bayağı bitti dümdüz şu anda. Umarım dükkana gidebiliriz sıkıntısız bir şekilde. Bu yolda da bu arada yarışıyorlarmış gece gelip. Bayağı bildiğiniz dümdüz kapalı yol burası. Otobanın yanında. Devamı yok buranın, otobanı kapatmışlar. O yüzden trafiği açık değil. Ama şey, mekan güzel yani. Beğendim. Güzel de video olduğunu düşünüyorum. Evet, drift için ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Benim en sevdiğim motor sporlarından biri drift. Drag falan çok hoşlanmıyorum ben. Keyif almıyorum yani. İzlemesi güzel. Ama drift bence en keyiflerinden. Türkiye'de çok yapan insan var. Çok başarılı insanlar var. Ben pistte falan öyle profesyonel bir iddiamız yok. Benim yani. Hiç öyle piste çıkmadım. Ciddi piste. Yarışmaya da girmedim. Ama bunu profesyonel olarak yapmayı çok isterim. Hayalimdir yani öyle bir şey. Ama tabii bu işler sponsorsuz, parasız, ciddi paralarsız olmuyor maalesef. Biz de böyle kendimizi geliştirebildiğimiz kadar kapalı alanlarda, insanları tehlikeye atmadan yapmaya çalışıyoruz. Eğer drift öğrenmek istiyorsanız en iyi öğrenme şekli pratik. Bazen soruyorsunuz nasıl öğrendin falan. Bu şekilde yani pratik yapa yapa. Kaza vesaire oluyor. Kaç defa vurdum ben arabaları. Vurmadan olur mu? Olur belki ama ben olacağına inanmıyorum. Şahsi fikrim. Çünkü vurduktan sonra diyorsun, aa tamam, burayı böyle yapmam lazımmış diyorsun. En azından bende öyle çalışıyor o sistem. O yüzden kaza vesaire falan olası şeyler. Kaza yapınca kötü şoför olduğu anlamına gelmiyor. Öğreniyorsun sonuçta. Ama orada navigasyona bakıyorum. Bu şekilde eğer drift'e ilginiz varsa vesaire, tabi herkesin maddi durumu odur budur değişkenlik gösterebiliyor. İmkanınız varsa başlamanızı öneririm. En azından güzel bir hobi. Ama pahalı bir hobi, lastik vesaire çok gidiyor. Arabanın anasını biliyorsunuz. Araba o şeylikten çıkıyor maalesef. İşte gördüğünüz gibi rulman gidiyor, bir şey oluyor. Sorun yaşayabiliyorsunuz ama bunlar tabi bu sporun parçaları. Bu sporun parçası. O yüzden eğer böyle bir şeyiniz varsa, yani kaç kişi demiş hani drift öğretmek için video yapar mısın? Hani ben o kadar profesyonel biri değilim zaten, öğretebilecek kadar. Haddime değil yani öğretmek. Ama işte böyle yaparak siz de izlersiniz videolardan. O yüzden içeriden çekiyorum el hareketleri, ayak hareketleri. Bu arabada bilmiyorum satıyorum dedik ama çok güzel yani böyle etkinlikler için birebir. O yüzden bilmiyorum, kafa karışık. Ama tabii hala satılık yani araç. Drift hazır gördüğünüz gibi. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Taş gibi maşallah var. İzleyeceklerim bu kadar. Çok da başınızı şişirmeyeyim. Videoyu umarım beğenmişsinizdir. Her zaman söylediğim gibi bizi takip etmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın en önemlisi. Videoların izlenmelerin %50'si abone olmayan insanlardan geliyor. Abone olursanız çok seviniriz. Hedefler güzel. Hedefler büyük kanalla ilgili. O yüzden takip etmeyi unutmayın lütfen. Şarjım da bu arada %2. Navigasyonu açtım. Dükkana nasıl gideceğim bilmiyorum. Üstün o kadar büyük bir yer ki hala karıştırıyorum yolları. Umarım şarjım bitmeden şey yapabilirim. Sorunsuz gidebiliriz. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.